maçtan sonra aynı sorular geliyor çünkü. Bunu biraz bekleyelim. Çok uzun bir sezon oynayacağız daha. Elimizden geldiğince kazanıp yarışmacı takım seviyesi kimliğimizde kalmak istiyoruz. Forvet hattını bir oyuncuyla eğer şartlar mümkün olursa güçlendirmek istiyoruz. Hulk da düşündüğümüz oyunculardan bir tanesi. Herhalde kendisiyle görüşüyorlar. Emre gerekeni söylemiştir zaten. Eğer mümkün olursa tekrar söylüyorum, şartları bize uyarsa o pozisyonu bir oyuncuyla güçlendirmek istiyoruz. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Oyuna iyi başlardık ama sonunu getiremedik. 44. dakikada yediğimiz bir gol, ilk yarıyı 1-0 mağlup bitirmek ve ikinci yarının başında yediğimiz golle oyun planlarımız olduğu gibi düştü. İstediğimiz şekilde oynayamadık. Üzgünüz. Evet, Beşiktaş 8 maçta 7. galibiyet aldı ve lider şu anda işler Sergen Yalçın'ın da oyuncuların da camianın da istediği gibi gidiyor. Savaş, nasıl yorumlarsın 4-1'lik galibiyet? İşte galibiyet güzel, futbol güzel, oyuncu değişikleri iyi. Dün akşam üzerinde baktığın zaman sezon başından beri birkaç kere söyledim ama özellikle Rıdvan konusunda milli takım çok iyi bir sol bek kazanma yolunda. Kazandı demiyorum çünkü yaşı daha çok genç. Özgüveni var, o? Eksikleri var. Lafını 18-19 yaşında. 18 yaşında. Yani kazanma yolunda her hafta üzerine koyarak gidiyor. Galatasaray derbisinde biraz eleştirilen bir kısımdı. Oyundan düştüğü anda bile Sergen Hoca o genç futbolcuyu kaybetmemek için 90 dakika devam etti. Elinde en sakala gibi büyüttü. Geçen senin en iyi 3 sol bekinden bir tanesi var. Ona rağmen Rıdvan'la devam ediyor. Kaleci de aynı şekilde. Sergen Hoca'yı sürekli artık söylemekten ben sıkılmadım, sıkılmayacağım da. Çünkü başarılıysa hakkını vereceğiz. Çok iyi işler yapıyor. Oyuncu değişikliğinden bahsediyoruz değil mi? En dar kadrosu dediğimiz Beşiktaş, şu anda bakıyoruz. Elindeki mevcut kadroya bakıyorum. Ya bir bakıyorsun ki Mensah yedek, bir bakıyorsun ki Gezal yedek, Gezal bir bakıyorsun yok, ki Montero yedek. Evet. Yani Rozier bir bakıyorsun ki yedek, sağ bek değişiyor, sol bek değişiyor. Şekilde. Atiba aynı şekilde 38 yaşındaki adam oynatabiliyor. Dün akşam Laiç'in sayılmayan bir golü, net bir offside'dı. Dorukhan orada offside eliyle aldı. Laiç'in golünden sonra bitti denilen Laiç'i bir baktım omuzları aldılar. O görüntüyü Sergen Hoca kenardan böyle ağzı açık izledi ya. O görüntü Murat Hoca'ya bir şeyler söylüyor. Ulan bu adamı kaybetmiştik yani. Sonuçta bitti derken işte bundan bahsediyorum. O takım ruhu diyorum ya arkadaşlık. Biz hepimiz burada Laiç artık umudumu kesmiştik. Ama dün şık bir vuruş, gol. Atılan pas tamam, sayılmayan bir gol. Ama o sayılmayan goldeki bile o anındaki bir anda takımın Laiç'i havaya kaldırması, şampiyonluk kutlamasına falan zannedersin maç içinde. Tabii. Bunları yapabilen de bir teknik adam başarısıdır. Oldukları yeri, liderliği, zirvede olmayı bence hani bir laf var ya, anasından ak sütü gibi diye. Beşiktaş bunu fazlasıyla hak ediyor. Tekrar söylüyorum, gönüllerin şampiyonu da şu anda Sergen Hoca. Takım olarak inersin çıkarsın. Tabii. Ama bir şampiyonluk varsa şu anda ilk yarıda 18-19 maç üzerinden değerlendireceksek şu anda gönüllerin şampiyonu Sergen Yalçın'dır. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ıdır. Krizlerden hep uzak durdu. Bakın başarı da hiçbir zaman ön plana çıkmadı Kemal abi. Tam benim istediğim potre. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Hocam hep sürekli ben değil. Burada yardımcılarım var. Futbolcuların hepsi bireysel giren, çıkan, oynayan, oynamayan, malzemesi, çimcisi sürekli buna vurgu yapıyor. Asla ben demedi. Dün bir soruya çok takıldı mesela. Dedi ki ya bunu nasıl başarıyorsunuz her hafta? Ne acaba? Ne demek dedi ya, böyle bir sorun var dedi mesela hoca. Çok o soruya bozuldu. Yani bunun sizde bir reaksiyon acaba rehavet yaratabilir mi falan gibi böyle bir soru geldi. Bunun bir sırrı var mı dedi. Bunun sırrı falan yok. Arkadaşlık, takımdaşlık bu kadar basit. Yani Beşiktaş çok iyi yolda ilerliyor. Sportif anlamdaki başarının dışında yönetim Sergen Hoca arasında en ufak bir o sezon başındaki krizlerden uzak. Tabii başarı varken bunlar olmaz. Bir de başarısız bir tarafını görmek lazım. 8 maçlık periyot çok iyi. Bitti denilen Beşiktaş büyük ihtimalle ilk yarıyı zirvede kapattı diyebiliriz. Çünkü son maç en yakın rakibiyle 4 puan var zannedersem. Baktığınız zaman puan ceplerine. 2 puan var. Fenerbahçe 39 puanlı. 41-39 ama işte bakabilir. Sonuçta belki bu seri ama kaybetmek istemeyecektir yine yani. Sonuçta Beşiktaş olduğu yeri fazlasıyla hak eden bir takım. Cami olarak da kenetlendiler. Seyircisizlikten en çok herhalde üzülen takım şu anda tabii Beşiktaş'tır. Bu seyircisizliğin tabii Sergen Yalçın da ona hep vurgu yapıyor zaten. Hepsi üzülüyordur ama Sergen Hoca o 20 bin kişiye yakın imza töreninde olan o ortamı bir daha göremedi çünkü ondan sonra yani. Galatasaray derbisine çıktı pandemi başladıktan sonra. İlk o başlangıçta seyircisiz. Arkasından tüm maçlar şu anda dört gözle bekliyordur ama Beşiktaş da gidişat çok iyi. Kaleciye güvendi, kaleciye sonuna kadar güvendi. Hala bakıyorum böyle şey yapıyorlar. Ya daha erken işte şey yapmamak lazım, şımartmamak lazım. Biraz sonuna doğru görmek lazım. Takım kaybedecektir de kazanacaktır da. Bugün itibariyle övgüyü fazlasıyla hak ediyor bence. Kemal abi. Kim? Sergen Hoca. Şimdi güzel anlattın. Sergen biraz evvel kim birinin
konuşmasını verdin ya, ara oldu böyle ister istemez. Evet. Bugün Sergen Yalçın o Allah'ın verdiği kabiliyetiyle gerçek manada profesyonel bir futbolcu hayatı yaşamış olsaydı bugün Sergen'in 100 milyon dolar serveti vardı. Dünya yıldızıydı muhtemelen. Yani. Kendisi de kabul ediyor bunu, bu çok önemli. Evet, tabii. O öz eleştiriyi kendisi de yapabiliyor ya, bu çok önemli. Tabii. Yani büyük klas, oyun zekası. Şimdi Sergen gibi bir büyük kabiliyet herhalde antrenmanda Ümraniye'de iki defa falan topa vuruyordur yani. Veyahut da ters bir top geçerken onu stopluyordur falan. Şimdi takımdaki oyuncular bilenler bilir, bilmeyenler de gördüklerinden dolayı büyüleniyorlardır. Adama bak ya, nereye vurdu, nasıl tuttu? Anlatıyorlardır da, onlar da öğreniyorlardır Sergen'in nasıl bir kabiliyet olduğunu. Ve Sergen o özel hayatındaki bana göre yanlışlar, hatalar yüzünden Beşiktaş takımından Siirt Jetpa'ya gitti abi. Düşünebiliyor musunuz yani? Olacak şey değil. Dolayısıyla bu hayatı yaşamış bir kişi şimdi elindeki oyuncu ne kadar yıldız olursa olsun, ne kadar şöhret olursa olsun onu, ondan yararlanmayı, onu kullanmayı, kusura bakmayın tabir böyledir. Hı hı. Ondan yararlanmayı çok iyi bilen bir hoca. Ve sanıyorum ki bu futbolcuların özel hayatlarıyla da çaktırmadan ilgileniyordur. Hmm. Zaten hiç ilgilenmese, yani diyelim ki öyle vurdum duyma, antrenmanda anlar zaten. Der bu gece der ne oldu acaba? Anladın mı? Buna çok güzel bir şey söylemem lazım. Laiç'i bu şekilde bu, mi kazandı Laiç için diyorsunuz? Dün Emre Bol çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki ben Sergen Hoca ile konuştum. Herkes Laiç'i sakatlık vesaire falan dedi. Aile yaşantısı, belki yeni bir sevgisi var. Aşk acısı da bir sakatlık kadar önemlidir. Aşk da başka bir şey demiş mesela. Çok futbolcuyu farklı yerden görüyor. Yani bak bir sevda deyip aşk deyip geçme. O da ayrı bir yaradır askerlikte. Zaten bütün psikiyatrlar ölüm acısıyla eşdeğer tutar yani. O da ona çünkü vurgu yapmış. Evet. Sergen Hoca da bu çok iyi biliyor. Yani o liderlik konusunu şu ana kadar çok iyi yapıyor. Tabii. Yani... Direni çıkanı Siirt Jetpa dedin. En son beraber takım arkadaşı Ahmet Yıldırım'ın şeyine gitti. Ankara'da Şekerspor muydu? Ha, Şekerspor. Oraya da gitti. Orada tabii, oynadı. Tabii. Yani Sergen Hoca'nın yıldızlığı o dönemde tabii ki paraya da bakıyordu. Para önemli çünkü. Zaten şimdi ilk İstanbulspor'a gidişi gidiş. Aynı şekilde. Yani Süleyman abi 50 milyondan fazla veremeyeceğiz. Herkese 5 kişiydi o zaman, çok önemli. Ben de mi 50 alacağım dedi. Evet dedi. Ayrım yok. O arada işte Cem Uzan dedi ki biz dedi sana dedi ne 120 milyon düşünüyoruz dedi. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada şey çok önemli. Sergen Hoca maddi konularda hep araya gireceğim. Açık ve net bir şekilde hangi başkan olursa olsun ben bunu istiyorum. Tabii. Verirsen ver, vermiyorsan hiç, verme. Hiç. O Şekerspor Başkanı'na çok kısa bir şey anlatacağım. Onu alacağım. Dedim ki Sergen'i nasıl getirme? Sergen dedi ki sana cuma günü kadar 1 milyon euro vereceğim. Oyna. Ama cuma o parayı veremezsen cumartesi Sergen de topu ayağına vurmaz dedi yani. Tabii. Dobra dedi. Açık sözü olmayı çok açık. Dedi. Açık. Peki devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Saat başında buradayız.